Herkese merhaba. Bugün su döngüsüyle ilgili bir poster hazırlayacağız. Bunun için öncelikle Poster My Wall aracına üye olmamız gerekiyor. Şimdi Poster My Wall yazıyoruz Google'a ve Poster My Wall'u açıyoruz. Gelen ekranda sağ üst köşede bakın, login yazar, yani giriş yap. Buraya bir kere tıklıyoruz ve açılan pencerede hemen şurada bakın. Eğer hesabınız yoksa ücretsiz üye olun diye ince bir yazı var. Gördünüz mü? Buraya bir kere tıklıyoruz. Ve açılan yere e-mail istiyor bizden. E-mailimizi yazıyoruz. Altındaki şu kutucuğa 8 karakterden oluşan bir parola oluşturuyoruz. Parolanızı kimseyle paylaşmayın. 8, en az 8, 8'den de fazla olabilir. Aynı parolayı alt satıra tekrar yazıyoruz. Ve şuradaki kutucuktaki tiki kaldırıyoruz. Yoksa mail adresimize bir sürü işte reklam gelir bununla ilgili. Poster MyWall ile ilgili. Şimdi sign up diyoruz. Ve üye oluyoruz. Ve şu anda bakın giriş yapmış bulunuyoruz. Ben daha önce avatar resmi koymuştum. Siz de ekleyebilirsiniz. Burada bir insan figürü çıkar. Bu giriş yaptığımızı gösteriyor. Mailimiz burada. Şurada My Staff yani üyelerim yazısı çıkar. Buraya tıkladığınızda böyle bir alan açılır size. Şimdi ben daha önceden poster hazırladığım için sizinki muhtemelen boş çıkacaktır. Şuradan yeni ekle oluştura tıklıyoruz. Yeni new yazıyor bakın. Buna bir kere tıkladığımızda bize çeşitli seçenekler sunuyor. Biz hemen ilk tasarım yazan yeri tıklıyoruz. Design'ı tıklayalım. Ve farklı tasarımlar geliyor karşımıza. Buradan sıfırdan yapmak istediğimiz için bir tane seç diyoruz. Artıya tıklıyoruz. Ve dikey olanı seçelim şu aşamada. Hemen şunu seçelim. Oluştur diyelim. Buradan dilersek resim de yükleyebiliriz. Ama biz şunu seçelim şimdilik. Colors yazan, şu Gradient Colors yazan. Transparent demek ki arka planı şeffaf olan. Bunu seçmiyoruz şu anda. Şunu seçelim. Buradan bakın renk değişikliği yapabilirsiniz posteriniz için. Şu şekilde ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra onaylıyoruz, kabul ediyoruz şuradan. Ve artık poster yapma alanı bize açıldı. Hemen sol tarafta bakın. Sol taraftaki menüden biz fotoğraf, müzik, medya ekleyebiliyoruz. Text ekleyebiliyoruz, metin. Önce metin ekleyerek başlayalım. Şimdi text'e, metne bir kere tıkladıktan sonra şuradaki metin kutusunu açalım. Bakın metin kutusu hemen geldi. Bunu sürükleyip bırakarak büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle sildim diyelim ki su döngüsü yazdım. Tabi poster yaparken ne demiştik? Daha önceden bizim bir konumuzun olması gerekiyor. Bir konu belirlememiz gerekiyor. Bizim bu haftaki konumuz su döngüsünü ele almaktı. Şimdi şuradan da bakın renge tıkladığımda yazımın rengini buradan değiştirebilirim. Logoda olduğu gibi posterde de yazı çok önemli. Yazının rengi, rengin uyumu. Eğer arka planınız açık renkse koyu renk bir yazı oluşturmalısınız. Mesela şimdi ben yazımı mavi hale getirdiğimde yazım görünmez. Çünkü aynı renk oldu arka planla. O nedenle yazının rengi arka plandan daha koyu olmalı. Şöyle çok koyu oldu. Bu şekilde diyelim ki yaptık.
Şimdi tekrar tıklıyorum. Bu seçiliyken bakın. Şuradan şeffaflaştırabiliyorum. Yine şöyle yandaki sekmeden aşağıya doğru indiğimde şuradan yazımı ortalayabilirim. Yazıyı bu şekilde ayarladıktan sonra şimdi gelin şekil ekleyelim. Şekile tıkladık ve bir tane şekil alalım. Şu mesela gölü temsil etsin. Şöyle aldım. Bunun rengini biraz daha koyultabiliriz. Şöyle olsun mesela. Bunu aldıktan sonra bu şeklinde yine yerini değiştirebiliyoruz. Bakın yukarı, aşağı, şuralardan değiştirebilirsiniz orta. Aşağıda dursa daha iyi olur. Şöyle kalsın. Şeklimizi ekledik. Hemen şekillerden yine ok işareti de varmış. Bakın. Mesela şu ok işaretini aldık. Buradan su ısınınca hani su buharı oluyor demiştik ya, onu yapalım. Ok işaretini biraz daha inceltsek iyi olacak. Şöyle. Sular buharlaşıp yukarıdaki buluta yükseldiğini gösterelim mesela. Oraya bir bulut eklememiz gerekiyor şimdi. Bunu da fotoğraflardan foto diyoruz. Kendi fotoğraflarımızdan. Önceden bulut eklememişiz. Bakalım hemen şuradan bilgisayarımızda var mı? Masa üstünden şunu alalım mesela. Tıkladık. Bakın resmimiz geldi buraya. Bu resmi şurada bakın kırp var. Sadece bulut kalsın, şu ayda de falan gitsin istiyorum mesela. Bu resmi kırpalım. Şöyle. Şu bulut kalsın mesela. Kes dedim buradan. Bakın şu an sadece bu kaldı. Bu burada kalsın. Tekrar aynı fotoğrafı yükleyip bu sefer güneşi alacağım. Bunun için ikide bir yüklememize de gerek yok. Bakın şuradan kopyala diyeyim. Bunu birkaç kere kopyalayayım. Çünkü birkaç tane bulut alacağım. Burada beklesin şunlar. Şuna tıkladım. Ve sağ taraftan yine kes dedim. Şöyle güneşi keselim şuradan. Sadece güneş kalsın. Şöyle kalsın burası. Kes dedik. Güneş buraya gelsin mesela şuradan. Güneşimizi şuraya yerleştirdik. Bulut burada dursun. Şuradan bir tane de yağışlı bir bulut alabiliriz. Bu da güzelmiş. Aslında burada güneş de beraber görünüyor. Bir bakalım. Hemen tekrar keselim resmimizi. Şöyle.
Evet, bakın mesela bu resim güzel. Şu güneşe ihtiyaç kalmadı. Onu silebiliriz. Ya da bağımsız da alabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi diyelim ki şunu aldım. Burada dursun istiyorum şöyle. Ama yazımı kapattı. Şimdi ne yapacağım? Yazıyı ön plana getirmem gerek. Bunu tıkladığım zaman bakın şurada bu ikonlar beliriyor. Diyor ki bana arka plana gönder. Tıkladım. Seçilirken gitmesi gerek. Bunu ön plana getirelim. Center front dedik. Bakın yazı geldi. Evet, bu şekilde. Bu şekli bulut fazla geldi bana. Dediğim gibi logoda olduğu gibi bunda da sadelik esas. Bunu silebiliriz. Şöyle silelim, tıklayalım. Çöp kutusundan silebiliriz. Evet. Şimdi biraz daha bu fotoğrafın ayarlarıyla uğraşalım. Aşağıya doğru inelim ve efektlere bakalım. Gölgelendirme var bakın burada. Bu ayarlarıyla değişiklik yapabilirsiniz. Mesela şuna bir tıklayalım. Güneş bakın bu tarafa döndü. Tekrar yönünü değiştirebiliriz. Aşağı yukarı çevirebilirsiniz. Şöyle kalsın. Şimdi şuradan efektlerine bir bakalım. Oval dediğimiz zaman bakın daha böyle içine gömüldü. Arka planla bütünleşti resmimiz. Ovalin dışında hangi şeyler var? Dikdörtgen var. Şu şekilde ayarladık. İyice büyütelim şöyle. Yazımızı da şöyle aldık. Şimdi göle gelelim. Bunun da yine seçiliyken ayarlarıyla ayarları değiştirebiliyoruz. Buradan biraz opaklıkla oynadık mı? Sanki. Evet. Şu ok işareti çok sert bir ok işareti oldu. Onu kaldırmak istiyorum. Yani size kalmış nasıl bir çalışma yapacağınız. Buraya yağmur damlaları alabilirsiniz belki. Yine şu resimden yağmur damlaları alalım. Bu güzel bir resim aslında. Şuradaki damlaları sadece alalım mesela keserek. Şöyle yapalım. Şuradaki damlaları alabiliriz. Şöyle iyi gibi. Kestik. Bakın buraya geldi. Şimdi bunu küçültüp bunu da oval yapalım mesela şöyle. Buradan suların yükseldiğini gösterelim. Yani buharlaşıp yukarıya doğru yükseliyor. Değil mi? Su döngüsünü görmüştük. Bununla ilgili farklı tasarımlar kullanarak siz de kendi posterinizi oluşturun. Ve bu hafta içinde sanal sınıfa yükleyin lütfen. Bakın sanki yağmur damlaları çoğaldı gibi duruyor. Bunlarla üzerinde çalışarak değişiklik yapabilirsiniz. Posterimiz üzerinde çalışırken mesela yaptığımız değişikliklerin kaydedilmesi gerekiyor. Arada bir kaydetmeyi unutmayalım. Onu da buradan yapıyoruz. Save sekmesi var. Bakın burada kaydet butonu var. Olur ya hani ışıklar gider, şarj biter. Onun için şuradan bir kere kaydediyoruz arada bir. Kapat diyoruz. Kaydettikten sonra nasıl indireceğiz ona da bakalım. Bakın sağ üst köşede bir de download yazısı var. İndir sekmesi aşağıya doğru da hop gösteriyor.
Buna bir kere tıklıyoruz. Ve açılan pencerede bakın ücretsiz diyor, free diyor. Bu seçiliyken en alttaki download yazısını bir kere tıklıyoruz. Ve posterimiz bilgisayarımıza iniyor. Genelde indirilenler klas örneğiler. Ben şu anda masa üstüne kaydediyorum. Kaydet dedim. Ve bakın masa üstüne indi posterim. Şimdi poster my wall yazısına tıklayayım ve bu poster alanından çıkayım. Bakın çıktım. Şu anda posterim benim alanımın içine geldi. Poster my wall klasörü de burada. Buradan diyelim ki üzerinde değişiklik yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Hemen şu altında bulunan kaleme bir kere tıklayacağım. Ve tekrar açılacak. Ve artık üzerinde yine değişiklik yapabilirim. Kendi daha önce oluşturduğunuz logonuzu buraya ekleyebilirsiniz. Elle çizmiş olduğunuz su döngüsü resmini ekleyebilirsiniz. Ama resminiz canlı olsun. Çok güzel boyayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.